Saldırgan sürüş simetrilerinin sadece olduğunu söylemek umutsuzca basittir. Bir araya getirildiğinde, herhangi bir durumda ilgili tüm kuvvetlerin bilinmesi mümkün değildir. İki kişi tamamen farklı gibi görünen nedenlerle bir araya gelebilir. Ve bizim insani bakış açımızdan, tamamladıkları arketipler pek mümkün değil. Tahmin Sam'in kötü araç kullanması durumunda, olaya karışan diğer sürücü araç kullanabilir. Hücumda tamamen farklı nedenlerle. Belki de Sam kötü araba kullanıyor çünkü o. Kendini aşağılık, yetersiz hisseder ve ofansif olarak araba kullanmak ona bir güç hissi verir. Belki diğer sürücü mutsuz olduğu veya bir ölümü olduğu için saldırgan bir şekilde araba kullanıyordur. Ruhunda veya hayatında dayanılmaz bulduğu bir şey yüzünden dilek. Tekrar yapamayız. Altta yatan, görünmeyen kuvvetlerin iş başında olduğunu biliyoruz, ancak şunu söyleyebiliriz. Her ikisinin de zorladığı bir simetriyi tamamlamak için onları ustaca bir araya getirdi. Kendi üzerlerine. Arketipler evrensel tamamlanma yasasını takip eder çünkü onlar her zaman kendi suretlerine çekildiler. Yüzyıllardır kader ve kader üzerine tartıştık. Özgür irade konusuyla birlikte. Kader, kader, özgür irade, hepsi farklıdır. Aynı evrensel benzer çeker benzenzer yasası için ateşli sözler. Hedeflerimiz, desti. Uluslar, bilinçsiz arzularımız veya neye benzediğimiz tarafından belirlenir. Bizim özgür irade, neyi seveceğimizi belirleme özgürlüğümüzdür. Karışıklık, biz. Özgür iradenin istediğimizi veya hoşlandığımızı elde edebileceğimiz anlamına geldiğine inanmakta ısrarcı olun. İşin aslı şu ki, istediğimizi değil, istediğimizi elde ederiz. Gibiyiz. Kesinlikle birden çok kez hararetli bir şekilde tartışıldı, eğer insanlar istediklerini elde ederse. Nasıl oluyor da küçük bir çocuğun başına kötü bir şey gelebiliyor? Tamamen masum. Bir çocuk nasıl olumsuz bir olay çizebilir? Eğer sadece gibi çekmek, bir çocuk söz konusu olduğunda kötü bir şeyin olması makul görünmemektedir. Başına gelmeli ama hepimiz biliyoruz ki kazalar, aksilikler ve şanssızlıklar oluyor. Her zaman çocuklara ve masumlara. Yalnızca bilgi, kabul ve tüm düzeylerde anlayış, anlaşmaya yardımcı olabilir. Bunu son derece acı verici fiziksel düzeyinde kavrayın ve iş acıya geldiğinde ve acı çekiyoruz, ne yazık ki bu fiziksel düzeyde sıkışıp kalıyoruz. Eğer anlayamazsak, yüreğimizdeki keder, ancak bazen entelektüel olarak anlayabiliriz. Bir çocuğun dünyaya daha yeni girmiş olması, yaşamanın zorunlu olduğu anlamına gelmez. Ruhunu gençleştir. Sonsuzluğun çağları göz önüne alındığında, kimin daha genç olduğunu kim söyleyebilir? Veya dünyadaki yaşlı ruh, çocuk mu yoksa yaşlı adam mı? Yaş ölçülemez. Dünya yılları, tek bir tüm ömür boyunca, ölçülen ani bir ışık parlaması gibidir. Ruhlarımızın sonsuzluğu tarafından. Yetişkinler daha yaşlı görünse de gerçekte. Bazı bebekler ebeveynlerinden çok çok daha yaşlıdır. Ayrıca, sadece iyilerin genç öldüğü şeklindeki eski atasözünde gerçeklik payı olabilir. Bu biziz. Sevdiklerinin ölümünde acı çeken geride kalan canlılar değil. Mutlaka ölü. Sevilen birinin ruhunu neyin beklediğini bir bilseydik. Şa bir sonraki yeniden doğuşu, sevdiklerimiz olduğunda belki neşeyle dans ederdik. Devam et. Ve son olarak, ölüm ve ıstırabı anlamak ve kabul etmek zordur. İnsan gözlerimiz. Bu onların kötü olduğu anlamına gelmez. Olduğu söylenmiştir. Dünyada yaşamak en zoru ve belki de sadece biz. Anlayamadığımıza kötü dediğimiz şeyi daha fazla görmeyin. Bu bir gerçektir, ancak kulağa üzücü ve acı verici geliyor, dünyanın en bilge ve en harika insanlarından bazıları. Hepsi en çok acı çekenlerdir ve kim bilir ne güzelliğe sahiptirler. Tahmin etmeye bile başlayamayacağımız ve nihai ödüllerinin ne olacağı. Hayatımızda mevcuttur, öyle ki maddi gerçekleşmeler basitçe tezahürüdür. İnançlarımızın ürettiği arketipler, bilinçaltını çeken bir inançtır. Sonunda zaman ozayda görüntülenen veya tezahür eden arketip. Bu bir hata. Sadece bilinçli olarak düşündüğümüz ve inandığımız şeyin gerçekleşeceğini düşünmek. Bu bizim gerçekliğimizi oluşturan inanç, bilinçli bilinçsiz düşünce değil. Bazen düşünceler inançlarla aynıdır, ancak çoğu zaman değildirler. Bilinçaltımızda tuttuklarımız bir şekilde kendini fiziksel olarak ifade edecektir. Fiziksel ve ruhsal, zihinsel ve duygusal birleşecek, bir bütünün iki yüzü olacak. Tek para. Bir arketip, en fazla baskıyı hissettiği yerde kırılır ve en güçlü tutuşu uygular. Varlığının büyük bir kısmı başka planlardadır ve yeniden basmak ya da onun ne olduğundan habersiz olmak, yalnızca onun kendini tamamlama gücünü artırır. Fiziksel düzlem. Bir açıda açılım yaparak kendini tamamlamasına izin vermezsek,
İçsel düzeyde kendini dışta, diğer insanlar aracılığıyla tamamlamaya çalışacaktır. Ve hayatımızdaki dış olaylar. Her iki durumda da tünemek için eve gelecek çünkü o. Mutlak. Kehanet böyle işler, basit ama derinden ihmal edilmiş, de. Evrensel benzer çeker benzenzer kanunu yanlış anlaşılmış ve yanlış anlaşılmıştır. İçindeki her bir şey. Evren, istisnasız, kendi benzerliğine gitmelidir. Kelimenin tam anlamıyla her. Varlık, duygu ve düşünce kendinden doğmalı, kendinden yaşamalı ve kendi kendine ölür, çünkü arketipler armonik olarak yankılanır. Evren mutlaktır. Düzen çünkü düzen uyumdur ve uyum tanrıdır. Evren evrendir. Bir mısra, bir şarkı. Bunu bir kez kavradığımızda, bunca zamandır nasıl gözden kaçırdığımızı merak ediyoruz. Bu nasıl? Yumurta ve sperm bir araya gelir, bin yıldır aynı embriyolar nasıl? Her türde, her biri kendi türünden sonra tekrar tekrar oluştu, tüm formlar nasıl? Kendi suretlerinde yaratılmıştır. Gerçekten de Allah, insanı kendi ileminde nasıl yaratmaktadır? Kendi resmi. Kuşlar, anlatılmamış nesiller boyunca nasıl binlerce uçmayı başardı? Aynı atalarının varış noktalarına mil, güneş sistemleri neden yaratılmıştır? Ve dairesel döngülerinde yok edildi ve bir arada tutuldu, neden erkek ve dişi? Birlikte çizilmiş ve neden kristaller ve kar taneleri altı kenarlıdır? Bu yükseliş ve düşüş. Borsa, atom bombası, İran-Irak savaşı, savaş. İsrail ve Filistin arasında tüm savaşlar, yağmur oluyor, nehir oluyor. Ne bulut oluyor, yağmur oluyor, bağımlılıklar, depresyon, öfke ve yaz.